Evet sevgili izleyiciler, yeni yıla girmemize sayılı günler kaldı. Piyangolarınızı çekmiş olabilirsiniz. Yeni yıldan bir sürü dilekleriniz, hayalleriniz olabilir. Ama yeni yılın ilk kazananları sahneye çıkan starlar olacak ki aralarında Tarkan, Ebru Gündeş, Ajde Pekkan gibi isimler var. Onları bir gece, yani yılbaşı gecesi dinlemenin bedeli o kadar yüksek ki o rakamları duyduktan ve gördükten sonra diyebilirsiniz. Evde pijamamla, terliğimle, battaniyemle oturayım, televizyonu izleyeyim. Fiyatlara bir bakalım efendim. Tarkan, Ajde Pekkan, Özcan Deniz, Hadise, Bülent Ersoy, Tan Taşçı. Yılbaşında star isimler sahnede olacak. Peki onları izlemek için ne kadar bir ücreti gözden çıkarmanız gerekiyor? Yılbaşında geri sayımı ünlü bir isimle birlikte yapmak en güzel alternatiflerden biri elbette. İkinci sayfa yeni yılın ilk saniyelerinde ünlü bir ismin galasında olmanın fiyatlarını sizler için araştırdı. Yeni yıla girerken Tarkan'ı canlı olarak dinlemek isteyenler hatırı sayılır bir maliyeti gözden çıkarmak durumunda. Tarkan bu yıl Mısır'da lüks bir otelde sahneye çıkacak. Konseri izlemenin bedeli ise kişi başı 2000 euro. Yılbaşı konserinden Tarkan'ın kazancı ise 1 milyon euro olacak. Yeni yıla megastarla değil de süperstarla, yani Ajde Pekkan'la girmek isteyenlerin adresi ise İstanbul olacak. Ajde Pekkan'ı yılbaşı gecesinde ön masalardan izlemek isteyenlerin 10 bin lirayı gözden çıkarması gerekecek. Bu ücret VIP tercihlere göre artış gösterebilecek. Özcan Deniz yeni yıla Kıbrıs'ta sahnede merhaba diyecek. Özcan Deniz'i dinlemek isteyenlerse 4 günlük konaklamalı programda kişi başı 10 bin lira ödeme yapacak. Yılbaşı gecesinde Kıbrıs'ta sahne alacak bir diğer isim ise Hadise. Bir günlük konaklama fiyatı ile birlikte yılbaşı gecesinde Hadise'yi sahneden izlemenin maliyeti 7.750 lira. Bülent Ersoy'un bu yılbaşında adresi Bolu. Diva'yı yılbaşında sahnede dinlemek isteyenlerin 2 günlük konaklamalı programda kişi başı 2.750 lira ödemesi gerekiyor. Tan Taşçı bu yıl Harbiye konseri rekoruyla dikkatleri üzerine çekmişti. 2022 yılına Kıbrıs'ta merhaba diyecek olan ünlü şarkıcıyı izlemek isteyenlerin 3 gece konaklamalı ve ulaşım ücretlerinin de dahil olduğu pakete kişi başı 9.200 lira ödemesi gerekiyor. Şimdi bu romantik havayı alt üst edeyim mi kazandıkları paralarla ve yılbaşında eğer izlemeye giderseniz sizin ödeyeceğiniz parayla hemen romantik hava gitsin. Romantik hava gitsin hadi boss. Sevgili izleyiciler, Tarkan Mısır'da sahneye alacak bir gecede 1 milyon euro, 11 milyon 664 bin lira kazanacak ve siz eğer giderseniz Mısır'a en önden izlemenin bedeli 2000 euro. O parayla kalmayacağınıza da eminiz. Ajda Pekkan Şişli'de bir gece kulübünde ve izlemenin bedeli 10 bin TL kişi başına. Çünkü Ajda Pekkan 600 bine sahneye çıkacak. Kıbrıs'ta sahneye çıkan Özcan Deniz'i izlemenin bedeli yine 10 bin. Kendisi de 1 milyona yakın para alacak. Hadise Kıbrıs'ta sahneye çıkıyor. Bir gün konaklama dahil eğer izlemek isterseniz 7.750 TL. Bolu'da sahneye çıkan Bülent Ersoy'u izlemenin bedeli de 2 gün konaklama da buna dahil 2.750 TL. Tan Taşçı yalan şarkısıyla o kadar şöhretine şöhret kattı ki 3 gece konaklayacaksınız olduğu otelde ve Tan'ı da dinlemenin bedeli 9.200. Fiyatlar Candan Erçetin 1.100 TL, Demet Akalın 1.750 TL, Seda Sayan 1.500 TL, Hülya Avşar ve Burak Kut 1.500 TL diye gidiyor. Yıldız Tilbe de gece başı, yani kişi başına fiyatı 2.500 ile 4.500 arasında değişiyor. Hiç kimse bu kadar fiyata kalmayacak Gülşen. Çünkü bir şey patlatıyorlar, şampanya işte şunu da yiyeyim bunu da içim derken evet çarpı 2 olacak bu fiyatlar. Bilmiyorum siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Eskiden yeni yıla girerken inanılmaz büyük heyecanla yaşardık. Böyle ay gelsin yeni yıl, gelsin güzellikler, gelsin yeni fırsatlar diye böyle büyük umutlarla beklerdim. Artık yeni yıla girerken beni bir hüzün kaplıyor. Evet. Acaba diyorum geride bıraktığımız yılı özler miyiz? Arar mıyız? O bizi aratır mı? Evet, evet. Hani sağlıklı bir yıl geçirdik çok şükür. Ailemiz, sevdiklerimiz yanımızdaydı. Yeni gelen yılla birlikte onları koruyabilecek miyiz? Onlar bizim yanımızda olacak mı? Biz sağlığımızı koruyabilecek miyiz? Sonra ne olacak? Müge. Ben bu yılı atıyorum. Öyle şeyler duyuyoruz ki yaşayarak kapatabileceğiz mi ya? Hani böyle herkes aynı anda yeni yıla girecekmiş coşkusu. Ve konuşmalarda şuna rastlıyorum son birkaç yıldır. Evet hiçbir şekilde kolay günlerden geçmedik, geçmiyoruz ama eski yılı suçlamak niye? Yok eskiden hep, şöyle bir şey oluyordu bak bende de oluyordu. Hep böyle aman o
Unutalım unutalım. Bu sanki böyle yani 30'larda falan oluyor. 20'lerde zaten öyledir eminim. Ama şöyle oluyor. Bu yıl bir bitsin. Hadi bir bitirelim. Ama ben artık böyle bir son 3-4 yıldır o yıl kalsın, o yıl gitmesin, ona bir yerden tutunalım. Yani evet, sevdiklerim yanımdaydı, ailem yanımda, eksilmedik çok şükür, o noktadasın ve yeni yılda beni ne bekliyor? Ben inanılmaz endişeler, kaygılar, korkular yaşıyorum. Evet, kesinlikle ve maddi durumunda herhangi bir sıkıntı olmayan, ailesi ve sevdiklerinle 2022'yi karşılayacak olanların, bazı isimlere böyle denk geliyorum hani hayatlarında bildiğimiz için. Of, bir an evvel çeksin gitsin artık. Tamam, insan bitmedi bu yıl. Bak, artık kimse azından yazmıyor biliyor musun? Evet, bitmedi bu yıl. En azından ağzımıza şunu çokça söylemeyi bir alışkanlık haline getirsek, iyisi de kötüsü de öyle, çok şükür demeyi bilsek. Şükrettikçe şükredeceğin şeyler gelir. Yani güzel şeyler gelir. Aynen. Yani onun için kötü de geçse, iyi de geçse şükretmeyi öğretiyor hayat insana. Artık böyle eskiden yeni yıldan böyle ne istersiniz diye size de soralım. Beklentileriniz ne diye soralım. Eskiden böyle o 20'li yaşlarda, 30'larda o liste çok uzardı. Sağlık diye i̇şte başlamazdık. Para derdik mesela. Para derdik işte. Aşk derdik, sevgi derdik. Şans derdin. Şans derdin. O böyle sağlık kısmı böyle en sonda kalırdı. Artık 40'lara geldiğin zaman vallahi bir tek bir şey istiyorum. Sağlık istiyorum. Hepimiz evet, için sağlık istiyorum. Kesinlikle. Hiçbir şeyle satın alamazsın. Aynen, dünyanın öyle en zengin insanı hiçbir da olsun. Şey. Ama sadece beden sağlığı değil, ruh sağlığını ruh da sağlığı istiyorum. İkisi birlikte olsun. Bir gidince ötekisinin dengesi bozuluyor.